Gidelim Amerika'ya. Ali Çınar bekliyor mu bizi? Hazır mı? Peki. Ali Çınar, hoş geldin ana habere. Mehmet Akif Beyaz Saray'dan yayınlar diyorum, iyi bayramlar derim. Teşekkür ederim, iyi bayramlar. Nedir bu? Yani Trump'ın bu yeni açıklaması. Aslında Mehmet Akif, Trump'ın açıklaması yeni değil. Zaman zaman komünist sistem ve Marksistlerin Amerika Birleşik Devletleri'ne alınmaması, göçmenlik yasasına atfen alınmaması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ama hali hazırda Amerika Birleşik Devletleri'nde komünist veya Marksist olan gruplara da belli bir yasak getirilmesi gibi bir söylemde bulundu. Ama bir Amerikan vatandaşı olan komünistin nasıl yasak getirilecek soru işaretleri var, ama bilhassa yurt dışından gelebilecek Marksist ve komünist grup üyelerinin ABD'ye girmemesi için eğer başkan olursa kesinlikle bunu uygulayacağım diye bir açıklaması var. Göçmenlik yasasına baktığımızda eski dönemde bilhassa 1918'den sonra komünizmle beraber böyle bir aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde belli kriterlerde Amerika sınırına almama gibi maddeler var, ama bunu nasıl Biden Trump uygular bu net değil. Bilhassa öğrenciler ve turistlerin örneğin Marksist ise nasıl ayrım yapıp giremezsinizler? Sosyal O medya nedenle hesaplarını birçok falan mı hukuki sorun inceleyecekler? var. Yani bugüne kadar ne yazmış, çizmiş? Çok solcuysa bu almayalım Amerika'ya gibi bir şey mi? Ya tabii hani yurt dışında olan buraya gelmek isteyenlerin sosyal medya hesaplarına bakılıyor. Ama Trump döneminde bu nasıl yapılır soru işareti var. Şuna benzetiyorlar Mehmet Akif. Müslümanları hatırlanacağı üzere belli ülkelerden Müslüman olanların ABD'ye girişini yasaklama kararı almıştı Evet. eski başkan Trump. Ve daha sonra Anayasa Mahkemesi'ne gitmişti. Ve Anayasa Mahkemesi birçok cumhuriyetçi olduğu için de Trump'ı desteklemişti. Bazı eyalet mahkemelerinde de bu dava gitgellerle sonuçlanmıştı. O nedenle Trump bunu uygulayabilir. Yani kendi karakterinde bir başkan sonuçta. Ama tabii birçok da hukuki soru ve gündemde açıkçası gelir. Şöyle bir baktım da Mehmet Akif, Amerika Birleşik Devletleri'nde Komünist Partisi var. Bu Evet. Komünist Partisi'ne de 15 bin üye var şu anda. Aktif olan ve olmayanlar da. Ve bunun eş başkanı da yılda 2 bin ile 3 bin kişi de üye oluyor diye bir açıklama yapmış. Aslında neden Trump buna benzer bir açıklama yaptığına baktığımızda kendi seçmenine karşı lehine bir aslında oy vermek için de söyleyenler Onu var aslında soracaktım ya, Mehmet o Akif. çalışıyor mu mesela? Yani bu açıklama işte cumhuriyetçiler tarafından rağbet görüyor ve daha çok Trump'ın etrafında toplanıyorlar gibi bir şey mi? Çok etkisi yok, ama şunu söyleyebilirim. Mesela Venezuela gibi, belli Küba gibi komünist ülkelerde buraya gelen, kaçan, o komünist baskıdan kaçan birçok Amerikan vatandaşı olmuş göçmen var, cumhuriyetçi. Bunlara hitap ettiğini söyleyen de var. Yani bir şekilde belki çok az etkisi de olsa Trump yani kendi tabanına yönelik böyle açıklamalar yaparak oyunu bir şekilde herhalde kampanyada yükseltmeye çalışıyor. Ama hukuki anlamda ne kadar gerçekçi olur birçok soru işareti var. Ali Çınar, teşekkür ediyoruz. Kolaylık.